Akşener'e. Ve tekrar dönüyorum Sol Parti'den gelen açıklamaya. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul tek adayla seçime gidilsin, Erdoğan yenilsin dedi. Peki bundan sonra süreç nasıl işler? Sol Parti'nin tutumu nasıl ilerler? Bu çağrı önemli bir çağrı. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'le konuşalım. Sayın İşleyen merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Tek adayla seçime gidilsin, Erdoğan yenilsin çağrısı önemli bir çağrı ki ittifakları konuşuyoruz. Yine Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tavrını, tutumunu değerlendirirken Sosyalist Güç Birliği özelinde aslında Sol Parti'nin özelinde Sosyalist Güç Birliği üzerinde de durmamız gerekiyor. Bu çağrı neden önemli? Sol Parti neden tek adayla seçime gidilsin diyor? Evet, birincisi çok net bir çağrımız var. Bunu da yaklaşık 2 yıldır bütün bu seçim süreci başladığından itibaren ifade ediyoruz. Bugün de biraz daha netleşmiş durumda. Evet, seçime tek adayla gidilsin ve bu rejimi gönderelim, Erdoğan'ı gönderelim. Herkesin bu netlikte olması gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü başta dün önüne barikat kurdukları kadınlara düşman, gençlere düşman, emekçiye, işçiye düşman, laikliğe düşman bir rejimle karşı karşıyayız ve bütün muhalefetin, bütün toplumun ilerici kesimlerinin, yurtseverlerinin öncelikli görevi bu rejimi göndermek, bu rejime son vermek, bunu öncellemek. Bunun yolu da seçimi bütün muhalefetin de parçası olduğu bir tek adayla seçime gitmek ve ilk turda seçimi kazanıp bu rejime ikinci bir şans tanımadan mutlak bir zaferle bu 20 yıllık köhnemiş saltanata son vermek olmalı. O yüzden Sol Parti aslında bütün bu süreç boyunca tüm muhalefeti kapsayacak bir ortak sürecin, bir ortak adayın oluşması gerektiğini ifade ettik. Bu fikrimiz doğrultusunda sorumluluk çağrıları yaptık. Bu fikrin hakim olması için tüm muhalefetle diyalog içerisinde olduk. Bunu geliştirmeye çalıştık. Bugün gelinen aşamada da buraya doğru gidiyor. Rejimin yenilme koşulları oluşmuş durumda. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Geliştirilmesi, güçlendirilmesi sadece siyasi partiler bakımından değil, emek örgütleri, emek meslek örgütleri, toplumdaki muhalefet örgütleri bütününü taleplerini de gören, kavrayan bir süreçle birlikte bu rejime hep birlikte son verme kararlılığını ortaya koymalıyız. Sayın İşleyen, tam da altılı masa üzerinde gözlerin odaklandığı ve Meral Akşener'in masadan kalkma kararını açıkladığı günler içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem Sol Parti'ye hem Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretler nasıl yankı buldu, nasıl karşılandı ve beraberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde de durmak lazım elbette. Birleştirici bir adayla mı karşı karşıyayız? Yine farklı isimler söz konusu olsa Sol Parti'nin tavrı bu yönde, tek adayda birleşelim, tek adayda seçime gidilsin, tek adayla yönünde olur muydu? Evet, şimdi birincisi bu görüşmenin içeriğinden bağımsız olarak Türkiye'de şöyle bir karşılık buldu. Türkiye'de önümüzdeki süreç hem bu rejimle hesaplaşmak hem de daha sonra bu rejimin tahribatlarını ortadan kaldırmak için sadece sağa yaslanmış bir siyasetin yeterli olmadığını uzunca zamandır söylüyorduk. Türkiye'de çok güçlü bir devrimci potansiyel var. Türkiye'nin çok güçlü ilerici birikimleri var ve bunlar zaman zaman mevcut siyaset sahnesinde dikkate değer bulunmayan, dışlanan, bilinçli olarak dışlanan bir noktaya doğru getirildi ve biz hep şunu söyledik. Türkiye'deki bu çok büyük AKP'ye karşı 20 yıldır mücadele etmiş potansiyelleri, birikimleri dışlarsanız kazanmak çok kolay olmaz demiştik. Belki deprem sonrasındaki o muhteşem bir dayanışma mücadelesi, bütün toplumsal dayanışma seferberliğine dönüşmüş olan o mücadele Türkiye'de ifade ettiğimiz bu ilerici potansiyellerin hem kapasitesini hem temsil ettiği değerleri toplum nezdinde daha görünür kıldı. Dolayısıyla da aslında O görüşmelere toplumun verdiği reaksiyon çok önemli. Evet, işte Türkiye'nin sola ihtiyacı var. Türkiye'de solun sesinin daha kuvvetlenmesine ihtiyaç var diyerek sahiplenildi. Bu önemli. İkincisi, elbette ki biz şöyle bir şey baştan beri söylemekle birlikte, bir ortak aday sürecinin oluşmasını söylemekle birlikte tüm muhalefeti de kapsayabilecek bir sürecin ve adayın ortaya çıkartılması gerektiğini söyledik. Mesela örnek de verdik, şimdi de verebiliriz. Ekmelettin İhsanoğlu gibi birisi. Yani aslında bütünüyle mevcut rejim geleneğinin temsilcisi, o zihniyetin temsilcisi olabilecek birisiyle, o tür birisiyle ya da bugünkü rejimle zihniyeti bakımından pek farkı olmayan, yani bir adayla çıkılsaydı tabii ki ortak bir mücadele sürecini zorlaştıran bir faktör olacaktı. Dolayısıyla şimdiki süreç de önemli. Şunu söylüyoruz, böylesi bir adımın atılması önemli ama bu sürecin toplumun taleplerini kavrayan, kapsayan, toplumdaki bütün o söylediğim gibi sadece siyasi partiler değil, tabii ki siyasi partileri de ama toplumdaki mücadele örgütlerinin, emek meslek örgütlerinin, bütün toplumsal mücadele örgütlerinin de taleplerini kavrayan bir süreçle birlikte şuna tekabül etmesi lazım. En neti o. Çok geniş bir hayır ittifakı var toplumda. Bu çok farklı siyasi yaklaşımlarla olabilir ama hayır meselesi bu rejimden kurtulma iradesini toplum gösteriyor. Masayı tekrar bir araya getiren şey de aslında oydu. Yani toplumun bu rejime karşı gösterdiği reaksiyon ve kim oradan koparsa bir saray aparatı nezdinde toplum böyle anlayacak, böyle kavradı ve dışladı hızla. Dolayısıyla masayı da toplum bir araya getirdi. Toplumdaki en geniş hayır ittifakını temsil etmeyi ön plana alan bir sürecin ve siyasetin izlenmesi gerekiyor. Peki sosyalist güç birliğini oluşturan 4 parti arasında bu konuyla ilgili bir temas söz konusu oldu mu? Bir görüş birliği söz konusu oldu mu? Onlar bu seçim sürecine ilerleyişle ilgili aday belirleme süreci üzerinde mi yoğunlaşıyorlar, yoksa tek adayla seçime gidilsin başlığı ve mantığı üzerinde mi hareket ediyorlar? Yani Sosyalist Güç Birliği adına iki noktayı söylüyorum. Buyurun. Birincisi, Sosyalist Güç Birliği'ni oluşturan bütün partiler 20 yıldır AKP'ye karşı mücadelenin onurunu taşıyan Türkiye'nin sosyalistleriyiz, komünistleriyiz, devrimcileriyiz. Dolayısıyla burada da hep beraber bu rejime son vermeyi öncelleyen, onu ön plana alan bir siyaseti izleyeceğiz. Bunun nasıl ifade edileceği tabii ki güç birliğindeki partilerin kendi iradeleri çerçevesinde olacak. Ama güç birliğinin bütün partileri ve sosyalist güç birliği burada rejime son verecek bir mücadeleyi kararlı bir şekilde örgütleyecek. Burada kimsenin bir kuşkusu olmasın. İkincisi, aslında şunu da vurgulamış olayım. Güç birliği olarak bütün bu rejimden kurtulmayı ön plana almakla birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu bu çoklu kriz ortamı, bütün bu aslında yaşadığımız yıkıntılar, özelleştirmeler, devletin şirketleşmesi, diyanetiyle, tarikatıyla bütün bir gericileşme dalgasının damga vurduğu bir 20 yıl var. Buradan çıkış için Türkiye'nin önüne bir sol sosyalist bir seçeneğin konulması da, bir çıkış yolunun konulmasını da hayati buluyoruz. Dolayısıyla da sosyalist güç birliği olarak bir yandan da parlamento seçimlerinde sosyalistlerin bir blok olarak seçime katılan ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir alternatifi de ortaya koyan bir sorumluluğu da üstlenmeye çalışıyoruz. Bu konuda da hem görüşmeler hem de ortak bir çaba içerisindeyiz. Tabii sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri yok. Milletvekilleri seçimi konusunda ve yine o temsilin meclise yansıması, mecliste yer bulabilmek manasında bu konuda bir mutabakat ya da çalışma en azından var mı? Ya bizim güç birliğindeki güç birliği olarak yürüttüğümüz tartışmalarda bu konuda bir ortak noktaya ulaştık. Biz parlamento seçimlerinde sosyalistlerin bir ortak platformla katılmasını dediğim gibi özellikle bu büyük yıkıntının sonrasındaki dayanışma mücadelesinin bir siyasi alternatif olarak da, bir çıkış yolu olarak da toplumun önüne konulması bakımından çok önemli buluyoruz ki AKP sonrasındaki geçiş döneminin ne kadar zorluklarla dolu olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sadece Erdoğan'ı yenmek, buradaki rejime son vermek çok önemli ama sonrası da güllük gülistanlık olmayacaktır. Sonrasında bütün bu rejimin içinde güç toplamış yağmacı grupların, mafyaların, çetelerin, tarikatların direnç koyacağı bir geçiş dönemi olacaktır. Orada da bütün bu sürecin halk lehine, emekçiler lehine kazanımlara doğru ilerlemesi büyük bir toplumsal mücadeleyi zorunlu kılıyor. Sosyalist Güç Birliği aslında hem bir çıkış yolu programıyla hem de böylesi bir toplumsal mücadeleyi örgütleme kararlılığıyla hem bu seçim etabında hem de sonrasındaki mücadeleye talip olduğunu ortaya koyacak bir platformu parlamento seçimlerinde oluşturmaya çalışacak. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Önder İşleyen. Yayınımızda bizlerle olduğunuz için sağolunuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'le konuştuk. Sayın İşleyen şöyle bir vurgu yaptı. İktidar herkese düşman. O kadar çok düşmanlaştırma var ki birleşmek gerekiyor vurgusu yaparken benim aklıma hemen Nazım Hikmet'in dizeleri geldi. Ama görüyorum ki sadece benim aklıma gelmiyor Nazım Hikmet İran'ın dizeleri. Aynı zamanda örneğin